Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır fermanı merak ediliyordu. Bugün fermanı sizlerle paylaşmak istedim. Ferman, Derman, Ayka, Derman'ın bize hediyeleri. Onlarla beraber güzel bir yürüyüş yapacağız. Ferman kaç gündür? Biraz rahatsızdı arkadaşlar. Şu an durumu çok iyi. Toparlamaya başladı. Ferman'ın, Derman'ın son oğlu. Şu ön ayağında bir ufak sıkıntı oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu tırnağının biri düştü. Muhtemelen tel örgü yeldi olduğu için tel örgülere taktı. Çünkü durmuyor. Sürekli oranın üstüne atlıyor. Ne? Neymiş benim aslanım? Ondan ayağında ufak bir aksaması var. Kıskandı mı kız? Aykada hemen koşup geliyor. En büyük yardımcım. Oğlum da burada. Bu arada Ferman 3 aylık oldu arkadaşlar. Bayağı iyi gelişiyor. Fıdıl. Birçok izleyicimiz de soruyor. Kulaklarını aldıracak mısın diye. Evet arkadaşlar, kulaklarını aldırmayı düşünüyorum. Hatta çok yakın bir zamanda iyi bir veteriner arkadaşım var. Tekrar onu çağıracağım. Bir operasyon geçirecek Ferman Bey. Ferman, sen büyüdün mü lan sen? Bak. Neredeyse Derman'a yetişiyor. Derman, hani bir şey. Aferin oğlum. Aslan oğlum benim, aslan oğlum. Sizce hangisi daha çok Derman'a benziyor arkadaşlar? Yani bu köpeklerin üçü de Derman, Ayka ve Ferman. Üçü de biliyorsunuz Derman'ın yavruları. Derman'ı kaybettik ama hediyelerini bize bıraktı. Çok güzel yavrular bıraktı. İzleyicilerimiz bilir. Eski videolardan özellikle şu yaramaz büyümüş de küçülmüş. Erkek büyümüş de küçülmüş. Ayka kız fıştık. O ne? Yani sizlerin de yorumunu bekliyorum. Sizce hangisi daha çok Derman'a benziyor? Ferman. Alıyorum. Aşağı. Kulaklar alınınca bence daha güzel olacak. Daha yakışıklı duracak. Bu arada da birbirine bayağı alıştılar. İlk başlarda Ferman'a biraz sıkıntı yapıyorlardı ama şu an iyi. Çünkü bayağı oldu yan yana olalı. O yüzden bayağı alıştılar birbirine. Hani maşı? Bak, hiç sürmeye başlamışlar, bak. Aferin, hanimiş. Kurt konusunda da arkadaşlar, en son yaptığımız operasyondan sonra bayağı püskürttük kurtları, sesini duyduk, köpeklerimizi açtık. Kurtları da uzaklaştırdık. 2-3 gündür kafamız rahat. Kurtlar gelmiyor ama 2-3 gün geçti. Bence tahminimi söylüyorum arkadaşlar, acıktılar. Tekrar gelebilirler. Özellikle bu gece tekrar tetikte olacağım. Yani caydırıcı bir şekilde onları komple uzaklaştırmayana kadar durmayacağız arkadaşlar. Bir şekilde onları buralardan uzaklaştıracağız. Keşke yani böyle bir denk getirebilsek. Geçenlerde gördüğüm gibi tekrar görebilsek. Gördüğüm anda köpeklerimi açacağım arkadaşlar. Birçok izleyicimiz yazıyor. Hepsini açık bırak. O yüzden her seferinde son zamanlarda bunu açıklamak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Çünkü çok yazan oluyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Köpeklerimi açık bırakamam. Ancak gördüğüm zaman veya geldiklerini hissettiğimiz zaman köpeklerimizi açacağız. Ve onları buradan püskürteceğiz tekrar. Hayırlısı inşallah denk gelir. O zaman köpeklerimizi de kurtları da köpeklerim nasıl kurtçul mu değil mi onu da görmüş oluruz. Benim köpeklerimde hiç şüphem yok. Eminim. Hadi oğlum gel. Aferin. O yüzden tetikte bekliyorum. Böyle bir video yapmayı çok istiyorum. Sizlerle paylaşmayı çok istiyorum ama biraz bunun için şans lazım. Kurtlar çok akıllı hayvanlar arkadaşlar. Yani böyle kolay değil. Kurdu denk getirmek. Çünkü köpekler açık olduğunu bile kurt sezer. Köpeklerin bağlı olduğunu da çok iyi bilir. Ona göre zaten tedbirli davranır. Hadi oğlum gel. Aferin. Çok akıllı hayvanlar yani. Zor olacak ama inşallah denk getirebiliriz. Bunlar da geleceğin kurtçuları. Bak. Muhteşem üçlü. Hanimiş. Hanimiş lan. Hanimiş. Derman.
Çeköpeklerden bugün açmadım. Çünkü zümrütü açacaktım. Bu yavrular da bir şey de yapmıyor, oynuyor ama bu da başka köpek gördü mü çıldırıyor, resmen değişiyor. O yüzden onu da açmadım. Bugün böyle sadece dermanın yavrularını açmak istedim. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Ferman, eline. Çiçeğini. Aferin. Hanimiş. Hangisini daha çok seviyorsun oğlum? Ben derman. Derman. En çok o. Evet. Bana bile bunların arasına alfa katıldın mı? Değil mi? Tamam. Onlar da çok fena. Aynen. Şurada bir tavşan mavşan bir şey denk gelsek ne yapacaklar? Çok merak ediyorum. Denk getiremiyoruz ama her fırsatta bunları koyun sürülerine götüreceğim tekrar. Çünkü tam zamanları, alışmaları gerekiyor. Zaten alıştılar. Birkaç kez götürdüm ama tekrar devam edeceğim. Eke köpeklerle özellikle zümrüt, ateş, dini onları da birine yanına katıp onlardan öğrenmeleri lazım. İz sürmeyi, koku sürmeyi. Tabii genlerinde zaten var. Görüyorsunuz, bakın dikkat edin. Sürekli kokluyorlar. Etrafı kokluyorlar, bakın. Ama eke köpeklerin öğrenmeleri çok farklı olur. Bunun yaptığı hareketleri, onun sürdüğü izi öğrenmesi şart yani. Hani? Pişt pişt pişt. Hani? Hanimiş öyle mi? Hanimiş. Çomarı birçok izleyicimiz de yazıyor. Sağ olun arkadaşlar. Biz de unutamıyoruz. Yani böyle hele ki kurt mevzuları olduğu zaman direkt Çomar aklımıza geliyor. Unutulmaz bir köpekti. Muhteşem bir kurtçul bir köpekti. Ama maalesef çok ani bir şekilde, hiç beklemediğimiz bir şekilde Çomar'ı kaybettik. Unutmak kolay değil. Hala da unutamıyorum. Emin olun ki özellikle bu kurt mevzularında çok arıyorum onu. Bu olsa çok farklı olurdu. Onun yanına Ateşi, Dino'yu, Badi'yi veya işte Ayaz'ı, Akbaş'ı. Hangisini bıraksam bırakayım. O farklı bir köpekti arkadaşlar. Yani tam bir kurtçul bir köpekti. Çok da kalın, çok da güçlü bir köpekti. Şimdi onun yavruları var. Dişi sizlerle paylaştım ama erkeği paylaşmadım. Onu özellikle paylaşmadım arkadaşlar. Yani niye oldu bilmiyorum ama onun yavrularını paylaştıktan sonra hepsi teker teker gitti, öldü, kayboldu. Tuhaf tuhaf işler yaşadık. Hiç başımıza gelmeyen şeyler oldu. O yüzden o erkek yavruyu özellikle paylaşmadım. Biliyorum çok merak ediyorsunuz. Herkes de soruyor. Yakında onunla alakalı güzel bir video çekeceğim arkadaşlar. Biraz daha büyümesini bekliyorum açıkçası. Yani öyle şeylere çok inanmam açıkçası. Nazlardı, şuydu buydu ama yani bir aksilik var. Bir şeyler oluyor. O yüzden o yavruyu özellikle göstermedim bir süre. Köye falan gittiğim zaman da gittim gördüm ama video yapmadım. Bilinçli yapmadım arkadaşlar. Yakın zamanda dediğim gibi onun yanına da gideceğim. Sizlerle paylaşacağım. Hatta dişisini de yan yana da getirebiliriz. Dişinin de kulakları alındı. Biliyorsunuz onu da. Den! Çok sert bir dişi. Yani onun soyunu devam ettirmeye çalışacağız. Yani şanssızlık oldu arkadaşlar. Diğer dişilere de onu çekebilirdim ama gidişi çok ani oldu. Daha yani 5 yaş veya en fazla 6 yaşındaydı. Beklenmedik bir ölüm oldu. Nasıl olsa daha genç yavrularını alırız diye sadece lesi dişe çekmiştik. Sadece ondan yavru olabildik. Ve bir anda sabah kalktığımızda maalesef Çomar ölmüştü. Yani ondan daha çok yavru alabilirdik. Daha çok soyun üretebilirdik. Kara kırçıl çok kalın, çok güçlü, çok cesur bir köpekti. Ama dediğim gibi şanssızlık öyle oldu. Derman derseniz derman arkadaşlar biliyorsunuz çöplükten çıkardık getirdik. Yani tesadüfen şansımıza denk geldi bize. Hatta ölmek üzereydi. Gittiğim zaman her tarafım uyuz sarmıştı, yaralıydı. İyileştirdik, uğraştık, çaba verdik. Emeklerimizin karşılığında aldık. Gördüğünüz gibi 3 tane çok güzel yavrusunu aldık. 3 tane de kardeşleri var dermanın. Onların da videosunu atmıştım. Onlar da bir arkadaşımız da çok sağlıklılar. Hiçbir sorun yok. Onlar da dediğim gibi sevdiğim bir arkadaşım. İstediğim zaman getirebilirim, götürebilirim veya gidip yavru alabilirim. Hiç sorun yok. Ve o yüzden onun da soyunu üretebildik. Şimdi maksadım, amacım ilerisi için arkadaşlar. Bunlara da daha çok çoğaltmak soyunu. Güzel dişilerle
yavrularını almak, zümrüt de olsun veya işte başka dişilerle. Aklımda bir köpek var arkadaşlar. Çok güzel, orijinal, saf bir kangal. Dermanı aratmayacak bir köpek. Muhteşem bir köpek. Derman, yani dermanla kıyaslanamaz, o ayrı bir şey de. Yani nasıl diyeyim arkadaşlar, derman çok farklı bir köpekti. Ama bu kangal da çok beğendim bu köpeği. Güzel yani, kusursuz, saf bir kangal. Yani hiçbir kusuru yok arkadaşlar. Getirebilirsem şu an üstünde uğraşıyorum o işin. Bakalım hayırlısı, inşallah alabiliriz onu. Emin olun ki gruba çok güzel yeni bir aday var. Bir arada inşallah olur. Köpekleri de çoğalttık yine. Yani elimiz gitmiyor. Habire köpek çok, yer yok ama işte bir yandan da çoğalıyor. Yavrular oldu. Ama yavruları, akyüzün yavrularını hepsini sahiplendireceğim. Bir dişi sadece dediğim gibi ayırabilirim. Ateşin yavrularını bilmiyorum. Kararsızım. Bunları da sahiplendireceğim de, yani kendime ayıracağım mı? O konuda kararsızım. Bu yavruları da getiremedik. Aksilik oldu. İnşallah bir iki gün içinde, çok yakın bir zamanda Ateş'in yavrularını da getireceğim. Fermanı mecbur kafesinden çıkaracağız. Onu oraya koyacağız. Şimdi Kara Kız'ın şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Çok adamcıl. Yani yavrusu olduğu zaman normalde çok bir şey yapmıyor ama yavruları olduğu zaman çok aşırı sıkıntı yapıyor. Yani aşırı adama giriyor. Korkuyoruz da komşulara birine zarar verir diye. Bunu özellikle yavruladığı zaman, yavruları küçük olduğu zaman yapıyor. O yüzden birkaç gün daha kalmasını istedim orada. Sağ olsun arkadaş da bizi kırmadı. Yavruların da gözleri falan açılmış. Sağlıklılar. Ama daha getireceğiz. Hayırlısı inşallah. Bakalım o konuda, dediğim gibi, Kara Kız'ın veya Ateş'in yavrusundan kendimi ayırıp ayırmayacağıma daha karar veremedim. Biraz yer sıkıntısı var. Onu da çözeceğiz. Baharın inşallah köye güzel bir yer yapmayı düşünüyorum. Köpeklerimi de falan hepsini alıp köye gideceğim. Hatta eski videolarımda var. Dayımgil'in köyü diye bahsetmiştim. Oraya gitmeyi düşünüyorum. Orası çok güzel. Manzarası, ormanı, doğası, her şeyle muhteşem bir yer. Ve artı yabani hayvan orada çok fazla var arkadaşlar. Eminim ki orada çok iyi şeyler olacak. Yani kurttu, domuzdu, ayıydı. Her şey var arkadaşlar. Full aksiyon orada. O yüzden oraya yer yapmayı düşünüyorum. Köpeklerime böyle kulübeler falan etrafını çevirip kendime de böyle ya bir küçük bir yer yapacağız ya da şimdilik bir tane konteyner falan da koyabiliriz. Hatta ilk başlarda gittiğim zamanlar belki çadırda da kalabilirim, doğada. Seviyorum öyle şeyleri, çadırda kalmayı, doğanın içinde olmayı. O yüzden öyle bir şey de yapabiliriz. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Böyle dermanın yavruları çok soruluyordu, çok yorum yazılıyordu. O yüzden böyle bunları sizlerle paylaşmak isterdim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.